Rusya ve Ukrayna arasında yıllardır devam eden bir savaş var. İki kardeşin kavgası bitmek bilmiyor ve bu kavga çok kanlı bir savaş haline döndü. Her şey Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin NATO'ya üye olmak istemesiyle başladı. Avrupa liderlerinin desteğini gördü. Bu şekilde pohpohlandı ve Rusya ile bir savaşa tutuştu. Fakat çok kanlı bir savaştan söz ediyoruz. Gelen görüntüler çok acı ve yıllardır da tüm televizyon kanallarında canlı olarak bu acıya tanıklık ediyoruz. TV Haber Merkezi'nin de önemsediği bir konu söz konusu savaş olunca dünyanın kaldırmakta zorluk çektiği bir mesele ve savaşın en en önemli sonuçlardan biri de. Karadeniz'e saçılan deniz mayınları. Dünya e, bu tehditlerle karşı karşıya. E, bunun üzerine 3 NATO ülkesi olan Türkiye, Romanya ve Bulgaristan tehlikeye karşı düğmeye bastı. Ortak mayın imha çalışmaları başladı. İşte çalışmaların detayları. Karadeniz'de mayın karşı tedbirler görev grubunu kurarak Karadeniz'in güvenliğini bir kez daha sahildar ülkelerle birlikte yapmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. İmzalar atıldı, aktivasyon yapıldı, gemiler yola çıktı. Katkı veren Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne çok teşekkür ediyorum. Rusya-Ukrayna savaşının en önemli sonuçlarından biri de tarafların kullandığı deniz mayınlarının Karadeniz'de sürüklenmeleri. Deniz seyir güvenliğini tehdit eden mayınlar en çok Türkiye, Bulgaristan ve Romanya karasularında ortaya çıktı. Tehlikeye karşı üç ülke harekete geçti. Karadeniz'de mayın imha harekatı için ocakta imzalar atıldı. Şimdi de ülkelerin deniz kuvvetleri komutanları sarı yerde aktivasyon için bir araya geldi. Kalender kasrında aktivasyon töreni yapıldı. Son imzalar atıldı. İkisi Türk, biri Bulgar ve de bir Roman gemisi bugün Karadeniz'de deniz mayını aramak üzere yola çıkıyor. Mayın imha gemileri 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda göreve başlamış oldu. Karadeniz'e açılan gemiler önce mayınları teşhis edecek, daha sonra buldukları mayınlar imha edilecek. Abi.